Allah yoluna götürenlere deli diyecekler. İnsanlara yalan söyleyenlere, insanları kandıranlara, insanlara sahtekarlık yapanlara da veli diyecekler. Şu an tam o zamandayız. İstanbul'da bizim Türkiye'nin kalbidir arkadaşlar. Oraya asla hiçbir şey yapamazlar. Bunu bu kadar söylüyorum size. İnsanlara korku veriyorlar. İnsanların panikletiyorlar. İnsanları ikilem meydana getiriyorlar. Kardeşi kardeşe kırdırıyorlar. Türkiye'de ilk frekans saldırısı denemesi kimde yapıldı biliyor musunuz hocam? Maneviyat kullanarak da ülkesine, milletine hizmet edebilir. Oraya gözlerdeki retinayla girilir. Gözlerdeki retinayla girersin, parmak iziyle girersin. Başka kimse, Cumhurbaşkanı gelse, dünyanın sisteminin sahibi gelse oraya giremez. Oraya özel kişiler girer. Süleyman Aleyhisselam'ın mührü yüzüğünün, Musa Aleyhisselam'ın asasının şeyinin olduğu bölge orası. Onun altına inemezler. Onun altına indikleri an dünya yer yerinden oynar. Uzay diye bir yer yok. Bunu böyle bilin. Hoş geldiniz güzel kardeşim. Nasılsınız? Hoş bulduk. Aleykümselam. Allah razı olsun hocam. İyi Ya. sizleri gördük, daha iyi olduk. Siz nasılsınız? Haliniz, keyfiniz Güzel nasıl? insan. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Sevgiler, selamlar. Hakikaten Eyvallah. çok 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 ilginç bir akşam olacak zannediyorum bugün. Çünkü İnşallah. seninle yayın yapmamı çok istedi sevgili kardeşlerim. Baktığım sayfa inanılmaz yani çok çılgın. Bir ara yalnız kurt yazıyordu orada. Evet. Evet değiştirmişsiniz ama vatana adanmış bir hayat diyorsunuz. Yani Evet. tek ortak noktamız vatan değil mi? Sevgili Murat Aynen öyle. Sığınacı merhaba, güzel can, güzel bir akşam olsun size de. Evet, evet sevgili can. Evet. Şimdi konumuz o kadar ve o kadar yoğun ki nereden başlayalım? Dur bakayım nereden başlayalım ilk. Çok çünkü çok anlam ya Rabbim inanamıyorum yani. İlk önce isterseniz hocam şunu yapalım. Türkiye'de şu an dünyadaki yaklaşık 7 yıldır insan üstünde oynanan kirli oyunlarla ilgili yapmış olduğum 2018 uyarımı herkes biliyor zaten. Bilmeyen artık kalmadı. Bundan dolayı zaten çok ciddi sayfalarım kapatıldı. Bunu biliyor musunuz bilmiyorum. Buradan duyurmak istiyorum arkadaşlar. Bundan sonraki kirli planları, insanlığa açılan o gizli savaşlarla ilgili, işte buzulların öte yanındaki saklanan yeni dünya sistemiyle ilgili ve frekans saldırılarıyla ilgili inşallah güzel bir yayın yapacağız Evet. hocamızla. Hocam buyurun, sizi dinliyorum şimdi. Şimdi tabii yani çok ilginç. Ben de bunları 2019'dan beri yayınlarda hep anlatırım, anlattırırım. Anlatırım, anlattırırım. Bak şimdi yayına girdik. 639 bin küsür. Yayından çıkacağız 638 bin. Yarın akşama kadar tekrar olacak. İşte 640 bine dayanacak. Ben yayından çıkacağım 638 binle. Neden Evet. biliyor musunuz? Bir sene böyle devam eder. Yani bu yaklaşık 3 senedir böyle. Tamamen algoritmayı ayarlamışlar. Bir böyle bir şey oluyor. Fark etmiyorlar. Biz bir anda bir haftada 10 günde 100 bin kişi falan geliyor. Derken hemen tık böyle hemen fark ediyorlar. Hemen duruyor. Bir hafta açık kalıyor. Senede bir hafta 10 gün. O arada işte 100 bin kişi geliyor. Bir hafta 10 gün içinde. Yani 8-10 milyon olması gereken bir hesap bu hesap. Allah'ıma hasbinallah ve nimel vekil diyorum. Çünkü bu onların platformu. Ben senin hep böyle serzenişlerini görüyorum. Yani senin üzüntülerini görüyorum. Ama yalnız değilsin. Yani ben de Satan'ın çocuğu, şeytanın çocuğu olsaydım ben de beni durdururdum. Seni durdururdum. Ne bekliyoruz? Zaten böyle olması Aynen lazım. Çünkü öyle. bizim yolumuz belli. Bizim yolumuz Allah yolu, Elhamdülillah. vatan sevdası, sevdamız. Ne Elhamdülillah. olacak, ne bekliyoruz sevgili Can? Bu normal. Hadi biz bir yerinden başlayalım bakalım. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Frekans saldırılarından mı başlayalım? Haydi Bismillah. Frekans, ben artık Bismillah'la açmayı bile tırstım yani. Çünkü ne Evet. yapıyor?
Ondan sonra taklit ediyor. Aynen. Yapmayalım. Yani artık ben tırsım ya. Ben bu canlarımıza nasıl uyaracağımı, ne şekilde uyaracağımızı anlatamıyorum. Ama anlatacağız hep birlikte. Frekans saldırılarından başlayalım. Çünkü bunlar oturduğumuz yerde ailemizi, evimizin içine, hepimizi rüyalarda, oturduğumuz yerde, iş yerimizde, evimizde frekans saldırılarıyla, metafizik saldırılarla, zaten savaşlar artık şimdi topla tüfekle yapılmıyor. Savaşlar şimdi haince yapılıyor. Teknoloji kimin elindeyse savaştaki üstünlük ona ait. Bir oradan girelim istersen. Frekans saldırılarıyla başlayalım bakalım. Tabii Hadi. ki hocam. Şimdi evvela öncelikle şunu söyleyeyim. Tanımayanlar vardır. Önce kendimi tanıtayım hocam isterseniz. Arkadaşlar Sizi tabii tanıtın, birkaç dakikaya geçmesin ama bizim tabii ki tarzımız, siz kendine kısadan. geldiklerin takip Evet. edeceksiniz, orada tanırlar Kısadan. zaten. Tamam kısadan. Biz aynı mukaddes hocamın da tek derdi var. Vatan, bayrak, ezan, Allah yolunda vermiş olduğumuz mücadele. Dünya milletlerine bir savaş açıldı. Bu 1910 yılında yapılan bir anlaşma var. Dünyayı siyasi bir sistemin 100 yıl yönetmesi anlamında bir anlaşma imzalandı. Onun sonuna gelindi. Artık siyasilerin döneminin kapandığı zamana geldik. Dünya nüfusu şu anda 8 milyara ulaştığı için arkadaşlar 2050 yılında bu nüfusun 10 milyarın üzerine çıkıp dünya kaynaklarının yetmeyeceğini düşünen bu küresel yapı 1920 ve 1930 yıllarında küresel şirketler Osmanlı topraklarını işte Irak'tı, Musul'du, Suriye'ydi o topraklarda bulunan petrol, doğalgaz vesaire yatakları ele geçirmek için bir anlaşma imzaladılar. O anlaşmayı da insanlardan saklıyorlar. Şimdi o anlaşmanın feshedildiği zamana geldik. O anlaşma yeniden yapıldı. Bununla ilgili hocam manevi olarak bazı arkadaşlar anlamayabilir ama ben vatana hizmet ederken elhamdülillah maneviyatla şey yapıyorum hocam. Hizmet ediyorum. Onu da nasıl sonuna doğru söyleyeyim. Şimdi bazı arkadaşlar anlar, bazıları anlayamaz. Şimdi Resulullah Efendimizin bir sözü var. Ne diyor? Kıyamete yakın zamanda insanlara hak yoluna götürenlere Allah yoluna götürenlere deli diyecekler. İnsanlara yalan söyleyenlere, insanları kandıranlara, insanlara sahtekarlık yapanlara da veli diyecekler. Şu an tam o zamandayız. Evet. Bir mukaddes hocam gibi sevdiğimiz parmakla sayılır. En fazla 5 bilemedim 10 kişiyiz ya şu Türkiye'de, dünyada 10 kişiyiz. Küresel güçlerle dünyada hiçbir siyasetçi, hiçbir hükümet, hiçbir ülke baş edemez. Çünkü dünyanın bütün kaynakları, petrol, doğalgaz, giydiğimiz şu montumuza kadar, ceketimize, gömleğimize, suyumuza, elektriğimize kadar bundan 124 yıl önce yuvarlak bir masada anlaşma imzalanıyor. Diyorlar ki dünyayı 100 yıl boyunca siz yöneteceksiniz. O 100 yıl doluyor ve 20 küsür yıl bunun şeyini yapıyorlar, amortisini yapıyorlar. O amorti de bitti. Şimdi dünya nüfusu 2 milyara düşsün diye anlaşma yapıldı. Bunu nasıl yapıyorlar? Şu anda hocam şuna ben katılmıyorum. Bunu evvela söyleyeyim. Üçüncü Dünya Savaşı deyip duruyorlar ya. Hani şu anda bugün akşam mesela Putin'e nükleer attırmaya hedefliyorlar. Üçüncü Dünya Savaşı bitti hocam. Üçüncü Dünya Savaşı Covid'le ilgili Çin'de o hani Wuhan'da başlayan o gün bir tane vatandaşta Covid gözüktü ya. Ondan sonra dünyadaki insanları tek tek olan vatandaşlarımızın vücutlarında birer tane akrep ya da yılan gibi bir şeyin gezdiğini düşünün. Bedene bunlar damarlardan giriyorlar. Zamanla 6 ay içerisinde o şey büyüyor. Büyüdükten sonra 1 yıl sonra daha da büyüyor. 3 yıl, 5 yıl sonra damarlar şişmeye başlıyor, tıkanmaya başlıyor. Aynı Terminator Grafen dediğimiz oksit. grafen o. Grafen oksit. O aslında Bleko, siz daha önce de bunun şeyini Bleko. yaptınız. Bleko'nun etkin maddesi. Bleko'nun içi Bleko'ya grafen dönüşüyor. Bleko'nun da kesimini ne yapıyor biliyor musunuz hocam? oksit. Abdest. Allah'ın izniyle abdestli olduğumuz zaman, 5 vakit abdestli olduğumuz zaman
vücudumuza o frekans saldırıları işlemiyor. Allah Celle Celaluhu bize bakın ne kadar güzel kolaylık vermiş. Bize savaş açan namertlere karşı kendimizi korumamız için ne kadar güzel temizleniyoruz. Allah'ın huzuruna gidiyoruz. Onun secdesinde günahlarımızdan arınıyoruz. Aynı zamanda da bize saldırı yapanların saldırısından korunuyoruz. Bunu zaten Yüce Allah bize vermiş. Dikkat ederseniz hocam, Covid'de de Covid'in ismini şöyle bir bakın. Bir de İslami yanına bakın. Şöyle ne diyor? Kur'an oku. Bakın Covid, Kur'an oku, abdest al. Bakın diye böyle sıralamasını hatta yazısını ben paylaşmıştım bununla ilgili. Diyor ki şu anda dünya nüfusunu azaltana kadar biz bu saldırıları yapacağız. Ve maalesef ki maalesef bizim milletimiz satılık medya. Dünyadaki bütün medya şirketleri satılıktır. Üç tane kola bakarlar. Ra ve Mu hanedanları. Hanedan sistemi şu anda hanedanlar da bu arada kavgalı, bilginiz olsun. İkisi kavga etti. Ra ve Mu hanedanlar kavga etti hocam. Şu anda Ra diyor ki ben diyor dünyanın nüfusunu 1 milyar yapayım diyor. Mu da diyor ki yok 2 milyar yeter hocam, diyor. Onların... Bir dakika burada taş koyacağım. Evet. Mu hanedanlığı dediğiniz nedir sevgili hocam? Lemurya. Lemurya Türk'ün kökenidir. Lemurya'dan evet. mı bahsediyorsunuz yok. Siz? Hayır. Dünyayı yöneten bir sistem var. Ra ve Mu hanedanı. Lemurya farklı bir şey sizin dediğiniz. Bu dünya Mu sistemini... Kıtasından bahsetmiyorsunuz değil mi? Değil, aman hayır hocam, değil. Aman, bunların, tamam. bunların isimleri bunlar hanedan sistemi. Dünyadaki yani, o küre var ya şöyle. Mu derken Mu mu okunuyor? Yani buradaki canlarımız yani... Aynen öyle okunuyor. Aynen öyle okunuyor. Kendilerine öyle kısaltma yapıyorlar. Aslında o ne biliyor musunuz? Mısır'daki piramitler var ya hocam. Mısır'daki piramitlerin aynısını düşünün. Yukarıda iki tane hanedan, altına doğru 16 bu sistem. Bu çok kafa karışıklığı yapacak. Ben buna karşılık bir yayın yapmak zorunda kalacağım. Çünkü Ra Mu, Mu'nun güneşi demektir. Ra Mu. Yok, o sizin dediğiniz başka bir şey hocam. O sizin dediğiniz başka. Benim söylediğim bir sistem. İki tane sistem. Şöyle düşünün dünyada. Mu'yu da çalmışlar diyelim. Nasıl? Aynen öyle. İnsanın sembolüdür 666'yı şeytanın sembolü öyle. Yaptılar. Ha? Nasıl aslında keşke daha önce benimle konuşsaydınız. Çünkü benim buradaki 639 bin canım Mu'yu Lemurya olarak bilirler ki bu gerçektir, evet. hakikattir. Evet, şimdi evet, siz evet. Mu hanedanlığını negatif olarak insanlık nüfusunu azaltacak olarak söylediğiniz için çok kafa karışıklığı olacak. Aman çok dikkat bu konuda sevgili canlar. Şöyle, ben bilseydim bu yayını yaptırma yani bu bölümü kestirirdim sevgili kardeşim. Şöyle söyleyeyim. Aman o dikkat. Sistem, onunla alakası yok. O sistem şu anda şöyle diyeyim o zaman Mu ve Ha Ra demeyeyim de o sistem şu anda birbirine girdi. Onlardaki İki hanedanlık. Bunları anlatıyorduk zaten. İki hanedan birbirine girdi. Bunlar tepişiyor. Birisi Avustralya'yı yakıyor. Bir aynen. tanesi evet. Allah Amazon burada. Yakıyor. Evet. He? Tamam. Hani şimdi bunlar şu anda dünyada seçilmişler diye bir sistem oluşturdular hocam. Bu seçilmişler evet. sistemini dünyadaki, dünyayı biliyorsunuz yuvarlak diye gösteriyor. Aslında dünya ne yuvarlak ne düz. Dünya küre. Bunu insanlardan saklıyorlar. Kur'an-ı Kerim'de de zaten küre olduğunu alelen orada ayetleriyle, her şeyle söylüyor. Şu anda dünyadaki süper 1 milyarın üstünde bir zengin var. Şu anda hocam dünyadaki zenginlerin sayısı 1 milyara ulaştı. 1 milyar. Ben bunlara açgözlülük diyorum. Başka bir şey demiyorum. Yani gerçek Hazreti Ömer'in adaletinden ayrılmış, adaletsiz bir şekilde dünyayı sömürmüş, petrolü sömürmüş, kaynakları sömürmüş, insanları sömürmüş, savaşlarla, açlıklarla, yokluklarla kendilerine bir krallık üstü hanedanlık kurmuşlar. Şimdi dünyadaki o sistem Göroland'da biliyorsunuz dünyadaki bütün ülkelerin bayrağı vardır. Bir tek Türkiye'nin yoktur hocam. Bakın bir tek. Şimdi bazı arkadaşlar var biliyor musunuz? Astral'a katılıyor musunuz bilmiyorum ama astral demiyorum da ruh dolaşması diye söylüyorum ben hocam. Ruh dolaşmasında bununla ilgili bir kardeşimiz var. Adamı zaten deli ilan ediyorlar. Yusuf kardeşimiz. O da 4 sene önce uyarı yaptı. Ben de uyarı yaptım. Şu andaki Covid ile ilgili
Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili, İsrail savaşı ile ilgili, Türkiye'nin nükleerle ve füzelerle hedef alınmasıyla ilgili 2018'deki şeyimiz de var. İnsanlar şunu anlamıyorlar. İnsanların beyinlerini, insanların nöronlarıyla oynadılar hocam. Türk milleti dünyanın jandarması konumunda, Allah'ın ordusu konumunda bir milletti. Dünyaya adalet, dünyaya güven, dünyaya huzur, dünyaya bir o sistemi tamamen adalet sistemine yönetecek bir milletimiz vardı. O milletin beyniyle nasıl oynarız dediler, oynadılar hocam. Şimdi neye geldi? O frekans saldırılarıyla insanların ne yapıyorlar şu anda? İnsanlara korku veriyorlar. İnsanların panikletiyorlar. İnsanları ikilem meydana getiriyorlar. Kardeşi kardeşe kırdırıyorlar. Bir anda bir bakmışsınız insanlar yani günlük güneşlikken bir anda havanın şeyi değişiyor. İklimlerle oynanıyor. Bunların tamamı insan nüfusunu azaltma noktasında yapılıyor sevgili arkadaşlar. Şimdi burada buzulların öte yanında saklanan bir sistem var. O sistemi söyleyeyim hocam. 1 milyar süper zenginin orada 30 ila 80 katlı, bakın ilk defa ben bunu paylaştım, sayfamda gören arkadaşlar var. 30 ila 80 katlı binalar, gökdelenler yaptılar. Buzulların öte yanında bunu dünyada 5 tane süper ülke, Rusya, Çin, Amerika, İngiltere, İsrail. Türkiye'de bu yıl yeni bayrağını dikebildi. Ama buradaki o 5 tane ülkenin haricinde Görolant'ın öbür tarafına geçiş maalesef yasak hocam. Oralara nasıl geçebilirsiniz? Manevi olarak geçebilirsiniz. Ve oralarda da saklı 18 bin alem. Kur'an-ı Kerim'de diyor ya hocam, 18 bin alemde tamı tamına 12 bin tane ada var hocam. 12 bin tane. O adalardan hani insanlara yıllardır hep şöyle kandırıyorlar insanlar. Ya buzulların öte yanı sadece Antarktika. Orada neler var? Sadece penguenler var. Ayılar var. Hayır hocam. Oranın bir kısmı Antalya, Bodrum hocam. Ters şelaleler. Orada dünyada olmayan kaynaklar. Orada olmayan altın, petrol. Orada o kadar güzel şeyler var ki şu anda oraya büyük bir stok yapıldı. Dünyadaki yiyecek, içecek, ondan sonra bütün ata tohumlarını orada, bunlara kıyamet sığınağı diyorlar hocam. Şu anda 128 bin tane kıyamet sığınağı yapıldı oraya. Her sığınakta 30 ila 70 yıl yaşayacakları şekilde, bunlar kimler? Örnek gösteriyorum, benim Bodrum'a gidip peşine yatının, izlediniz mi bilmiyorum, Bill Gates, Jeff Bezos, Facebook'un sahibi. Ondan sonra diğer o sistemin ana merkez beyinleri buralara hepsi birer sığınak yaptı hocam. Bu sığınaklarda zannediyorlar ki onlar orada 30 yıl, 50 yıl, 70 yıl yaşayacak. Allah'ın izniyle Yüce Allah'ın da onlara sürprizleri var. Onlara birazdan onu, o sürprizleri de anlatacağım, geçeceğim hocam. Şimdi oraya bunlar önümüzdeki dönemlerde dünyaya 4 tane nükleer atmayı planlıyorlar. Şu anda yeni yapılan anlaşma, gizli anlaşmada 4 tane nükleer atıyorlar hocam. Şu anda dikkat ederseniz Elon Musk son zamanlarda uzayla ilgili konuşmalara başladı. Diler ki uzaya insan taşımaya başladık. Uzaya taksi, uzaya otobüs seferlerimiz başlayacak. Bilim adamları başladı şu anda. 2030 yılında uzaya otobüs seferleri başlayacak diye yayınlar yapmaya başladılar. Bunlar alıştırma hocam, yavaş yavaş. Niye? Çünkü yeni dünya sisteminde o aç gözlü sistem, kürenin içindeki sistem insanları yok edip nüfusu azaltıp kendilerine orada bir dünya kurmak istiyorlar. Ve burada insanlar şunu anlamak istemiyorlar. Artık bizim gibi insanların yapmış olduğu uyarıları ya dinleyen ne yapıyor? Kazanıyor. Bakın mesela hocam, sizin de 2019-2020 yılındaki o yayınlarınızı birçoğunu izledim. Hemen hemen birçok yerde hemfikir olduğumuz yerler çok, ciddi anlamda. Şimdi örnek mesela ne dedik arkadaşlar? Kesinlikle uzak durun. Uzak duran milyonlar şu anda ne diyor? Allah razı olsun diyor. Aşı olmadık diyor. Frekans yemiyoruz diyor. Kimseyle herhangi bir sıkıntımız yok. Hastalığımız yok. Şu yok diyor. Halbuki o yiyen sistem, yiyen kişiler tamamen birer tane mermi aldı. Vücutlarında birer mermi taşıdıklarını bilmiyorlar, dünya nüfusunu. Dur.
Ömer kardeşim, şimdi onların mutlaka hacamat yaptırması lazım. Çam yapraklı ağaçların o iğne yaprakları var ya, iğne yapraklarından her gün böyle bir tutam sıcak suyun içine atıp 5 dakika demletip içmeleri lazım. Her gün ısırgan otu, en azından haftada 2-3 kere ısırgan otu yemeleri lazım. Isırgan otu tohumu yemeleri lazım. Onları da korkutmayalım. Mutlaka iyi otlarını alsınlar, huvitlerini alsınlar, mutlaka gümüş sularını alsınlar. Mutlaka hani kendi immün sistemlerini, bağışıklık sistemlerini artıracak şeyler yapsınlar. Korkmayın. Güçlendirsinler. Ama korkmayın, ama şu saatten sonra dikkatli olun. Yenileri geldiğinde aman artık, şu saatten sonra aman artık. O kadar yalvardı ki, o kadar ben o aralarda küfür yedim, hakaret yedim, tehdit yedim her yerden. Sağlıkçı da olduğum Dediler, için şizofren dediler, hasta sağlıkçıyım dediler. ben aynı zamanda. Evet. Yani yani maskesiz gezdiğimiz için gelip tükürdüler. Sağlıkçılar sanki vebalıymışım gibi gördüklerinde kaçtılar. Yani neden? Bütün bu hakaretleri biz yedik. Eczanenin içine gelip, çünkü herkes gelip çıkabiliyordu bizim eczanemize. Kapıda falan insanları kapıda durdurmamıştık. Yani içeriye girip çıkıyor. Ve benim ekibim olduğu gibi 4 kişi şey çalıştı. O zaman eczanem batmamıştı. Hepimiz şey çalıştık, yani maskesiz Maskeyle. çalıştık. Evet, buyurun, buyurun Can. Şimdi Korkmayın ben. hocam, asla asla. Zaten şu var, dünyadaki ormanların yanma sebebini biliyorsunuz hocam. Şu anda insanlara frekans veremiyorlar. Kalp krizi vakaları bundan dolayı istedikleri oranda değil. Bilginiz vardır muhtemelen. Şu an dünyadaki ulus devletlere 5 milyar ceset torbası satın Tabii. alındı. Tabii tabii. Bilginiz olsun. Bunlar sarı ve siyah renginde, özellikle 5 milyar. Bundan sonraki istedikleri kaosu meydana getirip onu artık nasıl yapacaklar? Aslında istedikleri şuydu. Covid üzerinden dünyadaki bir sistemi 4 ila 5 milyar götürürsek dediler, götüremediler. Başaramadılar. Tabii. Dünyadaki elhamdülillah yüce Allah'ın, onların planı var, yüce Allah'ın da, yaratıcının da her zaman Yani planı var. sonuçta şeytan bir melek. Aynen. Sonuçta Rabbimin yarattığı bir varlık yani. Aynen. Ne kadar bilebilir ki? Tuzağa Evet. düşmedi insanlar. Elhamdülillah. O da nasıl oldu? Bakın şunu iyi bilin arkadaşlar. Mukaddes hocam da burada. Ben de buradayım. İlk yayında başladığımda parmakla sayılır 10 kişiyiz. Bakın bugün biz susturulursak, Mukaddes hocam susturulursa, yayın yapan, sizleri uyaran kişiler susturulursa, siz şimdi ondan sonra sıra size gelir. Yarın öbür gün şu anda o Bill Gates denilen, Jeff Bezos denilen, Facebook'un sahibi vesaire, bunlar yarın öbür gün beraber diyecekler ki artık bu yayınları yapan kişilerin sayfalarını kapatın. Onların telefonlarını durdurun. Onların internetlerini kesin. Bizim, yani şu anlamda gururlanmak için söylemiyorum, bizim değerimizi bilin, bize sahip çıkın. Bizim hiçbir şekilde askerdi, polisti, devletin temsiliyet makamıydı, şuydu, bizim korumamız yok. Bizim korumamız sizsiniz. Bizim korumamız Allah'ın huzuruna gittiğimizde, Allah'ın vatanımıza, milletimize, ülkemize oynanan kirli oyunlara karşı bizi yalnız bırakma dediğimiz ve sizlerin bize ettiğiniz dualarınız bizim silahımız. Bakın bugün gördünüz, Afrika'da onlarca kardeşimiz sağ olsun bize hatim indiriyor. Bu bir silahtır arkadaşlar. İşte frekans saldırıları insanın maneviyatıyla alakalıdır. Eğer siz Yüce Allah'a yakınsanız, eğer ki Yüce Allah'ın huzuruna gidiyorsanız, sizi Yaradan'ı unutmuyorsanız, gidip de namazınızı kılıyorsanız, Allah'ın ipine sarılıyorsanız, eğer ki Evet. fakiri doyuruyorsanız, yatağınıza bir komşunuz aç yatarken siz tok yatmıyorsanız, Allah sizi her daim korur. Frekanstan da korur, uydulardan da korur, küreselcilerden de korur, silahtan da korur, nükleerden de, her şeyden korur. Tek bir şey var. Yüce Allah bize akletmiş. Akledin demiş. Aklederek yaşayın demiş. Şimdi biz istesek hocama da geliyordur, bana da geliyor. Bundan ben burada bir itirafta bulunmak istiyorum. Belki duymayan vardır. Bu şu andaki o meşhur, ismini vermeyeyim de, kişiler vardı. Milyar milyar, hani devleti dolandırdı, girdi çıktı ya hocam. Bundan 4 yıl 5 yıl önce iki tane upuzun 8 metre boyunda arabalarla geldiler. Aynı teklifi dediler ki bize. Gelin dediler, bu sistemi
Tam tersine şu anki sistemi anlatın. Size inanan bir kitle var. Bir arkadaş kabul etti, ben etmedim elhamdülillah. O kabul edenler yarın öbür gün zaten onun hesabını hem devlet soracak hem ahirette burası verecek. Burası rüya gibi ya. 90 sene zaten, 90 aynen saniye gibi bir şey. Allah'ın huzuruna gittiğimizde neyin hesabını vereceğiz biz burada? Mizanı var, mahşeri var, ya, kıyamet, kıyameti var, sırat kıbrısı var, kabiri var bunun. Bir arabayla, bir asayla dünyayı gezdirmeyi nasip etsin evliya gibi. Bu da burada dursun. İnşallah. Evet. Allah inşallah. Hocam söyledim size de, bazı arkadaşlar bana katılmasa da ruh dolaşması iyi bir şeydir. Şöyle mesela ben ruh dolaşmasını şunun için kullanıyorum. Ülkem üzerinde. Konulara girmeyelim. Bence onu sonra konuşalım. Tamam. Ayrı. Devam edin kaldığınız yerde. Kafa karıştıracak ama bir şey ona yapmadan. Ona mecbur devam. ona mecbur gireceğim. Neden gireceğim? Bana şimdi birçok kişi soracak, diyecek ya sen 2018 2019'da bunları nereden biliyordun? O toplantılara nasıl katıldın diye soracaklar. Biz de ne diyeceğiz hocam? Mecburen bunun oradan yaptığımızı, mecburen bunu söyleyeceğiz. Şimdi bakın, buna ister inanırsınız, ister inanmazsınız arkadaşlar. Maalesef şöyle bir durum var. İnsanlar maneviyattan da, maneviyat kullanarak da ülkesine, milletine hizmet edebilir. İlla maddi ya da ne bileyim, kimisi arabasına biner, örnek gösteriyorum, gider ülkesine hizmet eder. Kimi okula gider, öğretmendir, hizmet eder. Kimi polistir, gider görevini yapar, hizmet eder. Kimisi vardır, kendine Allah yolunda insanlığa adamıştır, onun maneviyatı vardır. Onun maneviyatı da işte sizin ettiğiniz dualar. Yani o dediğim şey odur arkadaşlar, başka bir şey değil. Şimdi bunlarla ilgili bize ne yapıyoruz, analizler yapıyoruz. Mesela şu anda dünyada bir savaş var. Neden bu savaşı yapmak istiyorlar? Nüfusu azaltamadılar. Şu anda dünya nüfusu 8 milyara doğru gidiyor. 8 milyara doğru gidiyor. Şu an Hindistan ve Çin, Türkiye, İngiltere, İran, Amerika, dünyadaki o süper ülkeler aralarında şu an onlar da birbirlerine girdi. Dünyada zaten şöyle bir şey var. İlerleyen zamanda Tarık Yıldız ile ilgili benim yayınlarımı biliyor musunuz bilmiyorum. Tarık suresini insanlar okusun. Okuyabildiğiniz kadar Tarık suresini okuyun. Ve en önemlisi hocam, neden hayvanlar yok edilmek isteniyor? Hayvanların en önemli yok edilmesinin sebebi küreselcilerin ulus devletlerle insanları birbirine kırdırıp hayvanları yok edip, hayvanları yok etmeden dünya nüfusunu azaltamazsınız arkadaşlar. Hayvanlar dünyanın manevi anahtarıdır. Şimdi bir eve girerken ne yapıyorsunuz? Mesela ben misafirliğe gittim diyelim. Ev karanlık. Evde kim var, kim yok belli değil. Eve girerken ne yapıyorum? Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Eve girerken. Neden? Çünkü arkadaşlar sadece orada yaşamıyoruz tabii, orada. Tabii ki. Aynen öyle. Aynen. Selamun aleyküm der lazım ve kendi selamını sesli olarak aynen alırız. Şimdi arkadaşlar ne yapmak lazım? Allah'ın izniyle kendimizi garda çekmemiz lazım. Kendimizi maneviyata çekmemiz lazım. Ben şimdi şunu söylediğim zaman bana sayfamda 300 bin kişi varsa 299 bini Allah razı olsun diyorsa 1000 kişi kızıyor. Diyorum ki arkadaşlar abdestsiz yatmayın. Wi-Fi'nizi kapatmadan yatmayın. Ya diyor ki, ya sana ne ilalemin abdestinden, sana ne namazından. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Eğer ki bu din siz bundan 1500... Siz bana yapılan hakaretleri, küfürleri, tehditleri görseniz can. Hocam haberim var. Siz inanın duymadığımı, bilmediğimi zannediyorsunuz ama haberim var. Şunu söyleyeyim. Resulullah Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan 1500 yıl önce İslam dinini dünyaya nasıl dağıttı arkadaşlar? Nasıl yaydı? Şimdi bizde şu var hocam, şu söze ben katılmıyorum ya, kiminin namazı, kıldığı namaz kendinedir, kiminin tuttuğu oruçken, öyle bir şey yok. Arkadaşlar eğer ki maneviyattan bir tat alıyorsanız, maneviyattan bir aşk duyuyorsanız bunu yanınızdaki din kardeşinizle paylaşın. Bakın ben Allah yolunda bu ülke için 40 milyonun üstünde bir servet, kendi cebimden tırnaklarımla kazıdığım paramı ülkeme ve milletimin yolunda harcadım. Hiçbir şeyim kalmadı. Ne evim, ne arabam. Hiçbir şeyim. Ama ne kazandım biliyor musunuz? Ne kazandım? Allah'ın 5 vakit huzuruna aşkla, sevgiyle ağlaya ağlaya
Allah'ın o güzel maneviyatını ve insanlara bakın mukaddes hocamı kazandım. Mukaddes hocamı arkadaşlarını kazandım. Türkiye'de ve dünyada elhamdülillah bir küçücük de olsa bir itibarımız var insanların nezdinde. Diyor ki insanlar yatağına yatarken Allah'ım diyor bir Muhsin kardeşimiz de bir mukaddes ablamız var. O insanlık için, o ikisi insanlık için ve diğer kardeşlerimiz insanlık için bir savaş veriyor, zalimlerle mücadele veriyor. Allah'ım onların yanında ol. Duası kazandık ya. Bundan daha güzel bir şey olur mu? Ne yapayım parayı, ne yapayım pulu, ne yapayım makamı, ne yapayım mevkiyi. Yani bundan daha güzel hiçbir şey yok arkadaşlar. Bakın şimdi ne dedim? Frekans saldırılarındaki en önemli etken maneviyattır arkadaşlar. Maneviyatınızı sağlam tutun. Çünkü bu dünyanın yarın ahireti var. Bunun yarın mizanı var. Bunun yarın mahşeri var. Bunun yarın kabiri var ve kabir azabı var. O yüzden biz sizlere bir tekinizin saçının teline şöyle zarar gelmesini istemediğimiz için bu saatte Mukaddes Hocam saldırıyor, küfür yiyor, şu oluyor, bu oluyor. Ben de aynı şekilde. Bakın benim 2018'den önceki adımı bilenleri bilmiyorum. Hocam biliyor musunuz? Büyük bir tuzak kuruldu. Buradan söyleyeyim. Benim 2006-2007 yılından bu yana ben sosyal medyadaydım. Büyük bir kitle oluşturmuştum. Facebook'ta 1 milyonun üstünde bir kitleye oluşmuştu, şey yapmıştım. 81 ilde yatağına kim aç giriyorsa bu fakire ulaşıyordum. Mukaddes Hocam. Kim varsa. Türkiye'de 5000 tane ele dokundum ya. 81 ilde 5000 ele dokundum Türkiye'de. Bakın şimdi bunu bilen insanlar ne dedi biliyor musunuz? 2023'e doğru sizi bu ülkenin devletinin temsil et makamında görmek istiyoruz. Bunu yazan milyonlar oldu. Bunu görünce ne yaparlar hocam? Birileri korkmaz mı? Korktular ve dediler ki bu adamın adını biz farklı bir sisteme, farklı bir boyuta götürelim. Bu adamın geçmişteki yapmış olduğu her şeyi bitirelim. Ama evvelallah şu benim kitapçığım, ücretsiz herkese veriyorum sevenlerime. Bunun içinde 30 saat gözyaşıyla hüngür hüngür ağlayarak yazmış olduğu, vatan için vermiş olduğu mücadele. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyefendi'nin iki kere suikasti, ondan sonra Gladio'yla vermiş olduğu mücadele. Tabii bunlar ben yani söylüyorum bunları. Kimseden çekingenliğim yok. Gladio'yla vermiş olduğum mücadele ve şu anda iki tane televizyon dizisi benim hayatımı canlandırıyor hocam. Belki bilmiyorsunuzdur. İlk defa duyuyorsunuzdur. Ve ben yaşadıklarımı, sosyal medyada yaşadıklarımı senaryo olarak kalem kalem yazdım. Bir tanesi çalındı. Şu anda insanlara izletiliyor. Öteki devam ediyor. İsmini söyleyeyim Kara Kutu. İkincisi patentini de aldım yakında. Allah'ın izniyle devlet üstü iradeyi anlatacak. İnsanlardan o saklanan kirli buzulların arka yönündeki o kirli saklanan adalar. Hangi adalar, hangi ülkeler var? Dünyadaki 198 ülkeden hariç kaç tane ülke var biliyor musunuz hocam? Dünyadaki o yuvarlaktan hariç kaç tane ülke olduğunu biliyor musunuz? Antarktika gizemli zaten. Antarktika'nın arkasında de karıştırdığı bir yer sürekli. Antarktika'nın arkasında Tantalya ülkesi var. Sadece bir tanesini evet, söylüyorum. Tantalya. O haritaları gördüm ben de. Ama paylaştım o haritaları ben. NASA'dan mı sızdırdılar bilmiyorum. NASA'dan. Yani bize bilmiyorum. Coğrafyayı da yalan söylediler. Tarihi yalan söyledikleri gibi diyorsunuz. Aynen. Hani kurgu mu? Kurgu mu gerçek mi emin değilim ama Antarktika ile ilgili çok şey çıktı ortaya biliyorsunuz. Dünyada İnsanlık haricinde yaşayan 4 tane daha ırk var hocam. Bunlar Faris halkı, Mürsel halkı, Naris halkı, Cablika halkı. Cablika halkı Resulullah Efendimizin bununla ilgili aynı Peygamber Efendimiz Fatih Sultan Mehmet'e yapmış olduğu övgü gibi övgüsü vardır. Bunlar temsilciler, griler, yeşiller dediklerimiz evet. Grup değil mi? Yok. 4 ırk var. Hatta iki tane kızları, de şey var. Erkekleri evet. Yani hangisinden? İki tane de iki tane daha var. Toplam 6 ırk. Yecüc ve Mecüc. Yecüc ve Mecüc şu anda hali hazırda emir bekliyor. Hali hazırda emir bekliyor. O iki tane ırk işte az önce ilk şeye söylemiştim. Herkes şunu insanlara şununla korku veriyorlar. Ya Yecüc ve Mecüc insanları yiyecek. İnsanları bu yamyam gibi yiyecek. Öyle bir şey yok hocam. Bakın burada söylüyorum. Yecüc ve Mecüc kimlere dokunacak biliyor musunuz hocam? Allah'ın ipine sarılmayanlara, adaletsiz davrananlara, evet Allah yolunda gitmeyenlere, işte o sığınaklardakilere Allah'ın
Dedim ya hani sürprizi var diye hocam. Şimdi oradan Tarık Yıldız'ına geleceğiz yavaş yavaş. Şimdi Yecüc ve Mecüc'ü insanları korkutuyorlar. Aslında Yecüc ve Mecüc Süleyman Aleyhisselam'ın yani Zulkarneyn komutanın parmağında ki yüzüğün emriyle tamamen hareket ediyor. O da Allah'ın bundan yıllar önce, asırlar önce yapmış olduğu o Yecüc ve Mecüc'ü ilk oraya kapatan komutan Zulkarneyn komutan. İşte Zulkarneyn komutan manevi komutan. Şimdi yavaş yavaş biz o tarafa doğru gidiyoruz hocam. Şimdi bu dünyadaki sistem var ya, ulusal yapı. O ulusal yapı artık önümüzdeki yıl inşallah hayatta olur muyuz bilmiyorum da Mart, Nisan gibi bir bazı sıkıntılar meydana gelme durumu yüksek derecede var. Hayatta olursak eğer Zulkarneyn çağına o zaman gireceğiz. Nasıl gireceğiz? Tarık Yıldızı'yla gireceğiz. Tarık Yıldızı'nın hayvanların atası olduğunu, Sirius Yıldızı olduğunu hocam biliyorsunuz. Şimdi hayvanlara küreselcilerin toplatma, yok etme planının içerisindeki ana temel madde bu. Dünyada ama bir de New World'ur projesi var hocam. Onu da buradan söyleyeyim. New New World'ur World yeni projesi. dünya düzeni. Evet, yeni Evet. dünya ama o New World'urle şu anda Tarık Yıldız'ını hocam bir araya getirip yapmayı planlıyor küreselciler. Çünkü Tarık Yıldız'ı yaklaşıyor artık. Önümüzdeki dönemde Tarık Yıldız'ı artık insanlar tarafından görülmeye başlayacak. Aralık, Ocak ayından sonra resmen canlı canlı görmeye başlayacak. Yazın bir iki kere bir Mersin'de denk geldim hocam Biz ben. Çanakkale'de Mersin'de. gördük. Çanakkale'de 21 Çanakkale'de de Ekim 2023'te göründü. gördük. Evet, Çanakkale'de de göründü ama artık Aralık'ta dünyadaki o sistem var. O yanardağları harekete geçirecek bir sistem var hocam. 200 tane yanardağ aynı anda harekete geçme durumu söz konusu. Dünyadaki denizler, okyanuslar, dünyada ne kadar deniz ve okyanus kuyusunda yer varsa maalesef bir Tarık Yıldızı'yla, tsunamilerle, depremlerle, devasa kasırgalarla bir yok edilme durumu söz konusu. İki, New Order'la Görolant'ı şu anda 8 tane termonükleer oraya patlayıcı yerleştirdiler hocam. Termonükleer patlayıcı. Bunların bir tanesi patladığı anda Türkiye gibi ülkeleri, Türkiye'den daha büyük, hatta İngiltere kadar büyük bir ülkeyi haritadan silecek kadar devasa büyüklükte tsunami meydana getiriyor hocam. O söylediğim. Bunları da nasıl yaptılar? Uyduların başlarına tüp yerleştirdiler. Hatta bununla ilgili film yaptılar. G.I. Joe diye izlerseniz göreceksiniz. G.I. Joe. Şimdi girin internetten bakın bu filmi. Toplantı yapılıyor. Toplantıda ulus devletler toplanıyor. Yeni dünya sisteminin sahibi, o sistemin ana patronu diyor ki bütün her şeyinizi bize teslim edeceksiniz diyor. Yoksa diyor dünyadaki o uyduların başına nükleer tüpler koydular. Dünyadaki o G20'ler, G5'ler, G7'ler var ya hocam. Oralarda ulus devletlerin başkanları tehdit ediliyor. Ki tehdit edildi. Tarafından biliyorsunuz tehdit edildi. Geçenlerde ne dedi? Artık bu pandemi anlaşmasını imzalayın, imzalayın, imzalayın. Şimdi dünyadaki o sistemin askeri. Şimdi dünyadaki bütün siyasi sistem onlar işte o sistem oraya bağlı. Merkezi tamamen oraya bağlı. Biz dünyada bir tek o sisteme bağlı olmayan iki tane dünyada devlet var. Biri Türk devleti, yani hükümetten bahsetmiyorum, siyasetten bahsetmiyorum. Hocam bilir. Türk devletinin geçmişi 22 bin yıla dayanır. Gidin Göbekli Tepe'ye. Göbekli Tepe'yle de ilgili yalan söylüyorlar hocam. Bunu da buradan söyleyeyim. Göbekli Tepe'nin tarihi 13 bin yıla dayanmıyor hocam. Göbekli Tepe'nin tarihi 22 bin yılı buluyor. Devlet ondan sonra Göbekli Tepe'de kuruldu. Bakın burada ilk defa söylüyorum. Bunu televizyonla en kral profesör gelsin. En kral bilmem neyin nesi gelsin ispatlarım hocam. İspatlarım Göbekli Tepe'de Türk devleti kuruldu. Bu kadar söylüyorum. Bunu maneviyattan ilerleyen zamanda inşallah hocam size bununla ilgili ben ispatı gösteren videoyu da atacağım. Çünkü bunu paylaşırsam insanların kafası yanar. Ona girmek istemiyorum. Şimdi Göbekli arkadaşlar. Tepe'de
Türk devleti kurulmadı. Ancak şöyle bir bilgi vereyim. Karadalı'nda. Lemurya'dan Gobi Çölü'ne geldiler. Oradan Anadolu'ya geldikleri ilk yer Göbekli Tepe. Dolayısıyla Atlantis'le Mu'nun aslında bir laboratuvar. Atlantis geldi arkasından. Atlantisliler, şeytanın çocukları, Belial oğulları, ahrimanik güçler diyoruz. Orada Lemuryalılar üzerinde çok acayip kötü deneyler yapıldı. Hakikaten DNA çalışmaları gördüğünüz işte birbirlerine beyin aktardılar. Canlı canlı beyinlerini aldılar. Acayip şeyler yapıldı. İlk insan klonlama o Evet. zaman başlamış hocam. Evet. Atalarımızın ilk geldikleri yerdir ve Lemurya batmadan önce telepatik olarak mesajlaştıkları yerdir sevgili Can. Şöyle söyleyeyim. Evet. Göbekli Tepe devletin meclisi diyeyim o zaman. Kuruldu demeyeyim de devletin meclisi olarak karar alınan yer. Bunu Evet. bilin hocam. Orası 21 Bunu katlıdır. 21 katlıdır. şimdi Altı katını açacaklar ama altı katın altına inemeyecekler hiçbir zaman. İlk altı katını görebilirler. 21 İnemezler. katlıdır orası. Hocam İnemezler. inemezler. Bakın bu kadar söylüyorum, İnemezler. inemezler. Pislikler. Neden inemezler biliyor musunuz? Neden inemezler? Dünyadaki üç tane sistemin bir tanesi ana merkez Hatay, ikincisi Efes, Selçuk. Bilge Beyefendi o yüzden oraya geliyor. Dünyanın manevi kapılarından bir tanesi orası. Üçüncü kapı ora ama ana merkez ait sandığının Süleyman Aleyhisselam'ın mührü yüzüğünün, Musa Aleyhisselam'ın asasının şeyinin olduğu bölge orası. Onun altına inemezler. Onun altına indikleri an dünya yer yerinden oynar. Bu manevi bir şeydir hocam. O yüzden şu anda Göbekli Tepe'yi saklıyorlar. Altına inemiyorlar hocam. Bilginiz olsun. Şimdi bundan sonra o Göbekli Tepe ile ilgili ilerleyen zamanda çok farklı şeyler duyacaksınız arkadaşlar. Nasıl Hatay'la ilgili? Bakın Hatay depremini ben 2 gün önce uyarısını yaptım biliyor musunuz hocam? Amerikan QN savaş gemisi geldi. 4 Şubat'ta canlı yayın yaptım. Hadi arkadaşlar bayrağınızı alın. Bayrağınızı alın Kaş'a gelin dedim. Herkesi Kaş'a davet ettim. Çünkü ilk Kaş'tan İstanbul'a doğru geçecekti. Dedim herkesi bu gemiyi protesto edelim. Yoksa bunlar harp kullanacaklar ve Türkiye'de deprem yapıp ardından işgal planlıyorlar dedim. Bakın şu anda oynuyorlar hocam. Gerçekleri anlattığımız için şu anda oynamaya başladılar. Şimdi aslında hocam o deprem nerede olacaktı biliyor musun? Gerçekte o deprem İstanbul'da olacaktı aslında. Özür dilerim. Canlar yazılanları okuyorum ve 15-20 kişiyi engelledim. Bilginiz olsun. 15-20 kişiyi de yayından attı ekip. Onun için edepli duranlar burada kalacaklar. Diğerleri maalesef yani özellikle açık bıraktım. Elenecekleri bir eleyelim bakalım. Buyurun devam edin. Şimdi o deprem asıl İstanbul'da olacaktı ama İstanbul korunuyor hocam. Siz de biliyorsunuz. İstanbul 7'ler 40'lar meclisi tarafından 40'lar 40 uyuyanlar deriz biz onlara. 40 uyuyanlar tarafından korunuyor. İstanbul'a yani nükleer bomba bile atsanız düşmez arkadaşlar. Bu kadar net söylüyorum. Ey Resulullah Efendimiz, Peygamber Efendimiz bile diyor ki Peygamber Efendimiz bile İstanbul fethedilecek, onu fetheden komutan ne mutlu komutan diyor. Bakın arkadaşlar buradan yola çıkın ya. İstanbul'a ne nükleer bomba düşer ne bir şey düşer. Hiçbir şey yapamazlar. Çünkü İstanbul dünyanın aynı nasıl şeyse manevi, İslamiyet'in manevi kalbi, beyni, merkezi, mescitle Kabe'miz, Mekke'miz, Medine'miz, Kudüs'se İstanbul'da bizim Türkiye'nin kalbidir arkadaşlar. Oraya asla hiçbir şey yapamazlar. Bunu bu kadar söylüyorum size. Ve ilerleyen zamanda o küresel yapı şunu söylüyor. Ulus devletlere şunu söylüyorlar hocam. Diyorlar ki bize İstanbul'u ver. Biz sana bütün dünyayı verelim. Bakın bütün dünyayı verelim. Dünya buradan yönetilsin diyorlar. Şu andaki sisteme bunu söylüyorlar. Ama evelallah kökleri 22 bin yıla dayanan 2200 yıllık o savcımızın da sayfasında görmüşsünüzdür o yazıyı hocam. Muhtemelen şeyiniz de vardır zaten. 2200 yıllık kadim Türk devleti bunu kabul etmiyor. Allah'ın izniyle her şeyin vakti, zamanı, hesabı, saati yaklaşıyor. Bunu böyle bilin. Bazıları kadim Türk devleti yok diyor ama sevgili hocam.
Derin devlet bakın buradan devlet söylüyorum. Yok diyor. Bakın buradan söylüyorum. Ses kaydı alın. Ben o manevi kadim Türk devletinin yetiştirdiği bir ferdim. Bu kadar net söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bunu her yerde söylüyorum. Cesareti olan, yüreği yeten varsa bununla ilgili de devletimden başka kimse bana hesap soramaz. Bunu herkes bilir. Hiç kimseden de korkumuz yoktur. Şunu iyi bilin arkadaşlar. Aslanlar gibi kadim Türk Milli Devleti'niz var arkanızda. Kökleri Metehan'dan bu yana, Alparslan'dan bu yana, Selahattin Eyyubi'den bu yana olan bir devletiniz var. O devlet de yakında yüzünü Allah'ın izniyle milletine hainlik yapan, milletin üstünde oyun oynayan, milletin üstünde kirli planlar yapan kim varsa, devletmiş, şuymuş, buymuş, hepsine hesabını soracağız. Hani diyorum ya 15 milyonluk temizlik. Bugün sayfamda bir video paylaştım. Gördünüz mü hocam? Bugün bakmıyorum. Bizim için Instagram'a. Ama ediyorum, sevgili canlarım hep böyle merak içindesiniz ya. Çok defa artık bu yayınları artıracağım. Farkındasınız. Özellikle bu yayınları yapıyorum. Kadim devlet yok. Türk aklı yok. Aksakallısı bilmem nesi yok. Kafanız karışıyor ya sürekli. Özellikle bu yayını yapıyorum ve kelle koltukta yapıyorum bu yayınları. Bilginiz olsun. Kelle koltukta yapıyorum canlar. Buyur. Buyur arkadaşlar, canım. Devletler kurar. Siyasiler temsilcidir, yönetir. Kurumdur bakın. Sadece. Kurumdur. Aynen öyle. Devlet, siyaset devlet değildir. Bunu böyle bilin. Devletin temsiliyet makamıdır. Cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, milletvekili, asker, polis, zabıta. Bunlar devletin halka hizmet etmekle yükümlü memurlarıdır. Devlet her zaman bakidir arkadaşlar. Devlet kıyamete kadar bakidir. Devletin 3 tane sistemi vardır. Bakın, devletin görünenleri korur. Yani hükümet sistemi, siyasi sistem korur. Görünmeyenler ayakta tutar, geride bekçidir. O inanmayanlar öyle sağda solda yayın yapıp da bu milleti devletsiz köy zannedenler, aslanlar gibi 22 bin yıllık devletimiz var. Hiç kimseden korkmayın. O devlet atını da iyi tanıyor, itini de iyi tanıyor. Zamanı geldiğinde atını da nallamasını, atını, itini de hepsini yapar. Allah'ın izniyle hocam. Herkes rahat. Tehdit edenlere gelsin. İsteyen istediğim tehdidi yapsın. Yüreği yeten varsa hocam öyle tehditle oradan buradan konuşmayla olmaz. Ben Türkiye'nin Gladyos'uyla, o Kurtlar Vadisi'ni deli yüreği izlemeyle olmaz. Gerçeğini yaşayan kişi burada şu an karşınızda. Birebir gerçeğini yaşayan kişi. Ve şu anda Türkiye'deki bir skandalın ana merkezini durduran kişi de konuşuyor. Şu an televizyonda hani o bebekleri öldüren çete yok mu hocam? Sayın Cumhurbaşkanı'na 5 yıl önce gidip gece ben kurum bastım. Kurum, buradan söylüyorum. Ses kaydı alın. Yüreği yeten varsa söylesin. 1000 tane PKK'lıyı dağdan indirip 1000 tane PKK'lıyı Ankara'daki hastanelere, İstanbul'daki hastanelere atama yapıyorlardı. Geceleyin o belgeleri aldım. Adam karakola bomba atmış. Adamı Ankara'daki hastaneye atama yapmışlar. Doktor olarak. Biliyor musunuz? Bu belgeleri aldım. Sayın Cumhurbaşkanı'na yetiştirdim. Ve mecliste üst düzey adamlar imza atmış 1000 tane PKK'lıyı Türk devletinin hastanelerine atama yapacağım diye. Anladınız kim, mı? Kim yapıyor? Yani öyle kim yapıyor? İçimizdeki gladyocu hainler, Amerikan çocuklar, İsrail çocukları hocam. Siyasetin içindeki, basının içindeki, yayının içindeki, iş adamlarının içindeki, aramızda gelen ipsizler, gladyolar, kriptolar. Aynen. Evet. Aynen. Bakın buradan size şunu söyleyeyim. Hani temizliği merak ediyorsunuz ya. Sayfama girin bir bakın. Bir video paylaştım. Evet. 15 milyonluk temizlik nasıl olacak? Evet. 15 milyonluk temizlik. Sanat. Bakın İsrail'de bir üniversite var. İngiltere'de bir üniversite var. Londra'da bir üniversite var. Yerin 7 kat 6, yerin 15 kat bir altına daha inilir. Oraya gözlerdeki retinayla girilir. Gözlerdeki retinayla girersin, parmak iziyle girersin. Başka kimse, cumhurbaşkanı gelse, dünyanın sisteminin sahibi gelse oraya giremez. Oraya özel kişiler girer. Orada her katta bir tane kişinin resmi vardır. Şu kişi dünyadaki Brezilya'da cumhurbaşkanı olacak denir, bu kişi ortaya sürülür. Şu kişi sanatta birinci olacak denir, bu kişi ortaya sürülür. Şu kişi dinde dünyada birinci olacak denir, bu kişi ortaya sürülür. Hepsi İsrail ve İngiltere'deki retinalı girişli üniversitelerde yapılır. Ve bu 1920 ve 1960 yıllarında
Türkiye'de içine dahil edildi. Şu anda sanatçılar, siyasetçiler, popçular, topçular, mankenler, ondan sonra Etiler takımı, Beşiktaş takımı, yalılarda oturanlar, Bodrum'daki malikaneleri, denizleri kapatıp ormanları işgal edenler, maden sahalarını işgal edenler, hepsinin Allah'ın izniyle hepsi temizlenecek. Hepsi yakın zamanda devlet öyle bir gelecek ki şu anda size, sizin üstünüzde oyun oynayan, sizin üstünüzde kirli plan iş çeviren kim varsa bunun hepsinin hesabını kadim Türk devletine Allah'ın izniyle verecekler. O televizyon dizilerinde insanlara cambaza bak cambaza deyip de insanları kandırmak. Şu an dikkat edin hocam, televizyonda medyada 3 tane konuşma var. 3 tane medya. Medya kimin arkadaşlar biliyor musunuz? Dünyadaki o sistemin, dünyadaki o küre sistemi, o küre sisteminde 2 tane beyin, onun altında 16'lar beyni var. Onun altında 33'ler beyni var. Bakın onları bile çalmışlar hocam ya. Onları bile çalmışlar. Şimdi 33'ler beyni, onun altında 333'ler beyni. O 333'ler beyni şu an sizi yönetiyor. Onun üstünü göremezsiniz siz. Onun üstünden haberiniz değil. 300'lü konsül denir onlara. 300'lü konsül. 313, 300'lü konsül, 313'lü konsül. Hocam aslında işin gerçeği şu. Dünyadaki iki tane kadim devlet, bir Türkiye'de var, bir de Çin'de var. Ama en eskisi bizimki. Zaten Tarık Yıldız'ı vurduktan sonra dünyada iki tane hanedanlık kalıyor hocam. İki tane hanedanlık kalacak. Türkiye'ye dünya ülkelerinin savaş açmasının sebebini biliyor musunuz? Muhtemelen biliyorsunuzdur. Türkiye dünyanın Nuh'un gemisi konumunda arkadaşlar. Dünyada şu saydığım ülkeler muhtemelen New World'lerde hocam, New World'lerde diğer Tarık Yıldız'ıyla da dünyada haritada dahi kalmayacak ülkeler. Amerika dünyada kalmayacak ülkelerden bir tanesi. İsrail, İngiltere, Japonya. Maalesef Japonları seviyoruz ama ada ülkesi olduğu için o New World'ün kurbanı Tarık Yıldız'ı da belki, Allah diyor ki, belki Japonlar, onlar normal değil. Şimdi onlar belki bir yolunu bulmuşlardır bununla ilgili diye düşünüyorum. Teknolojide çok ileride. İnşallah. Japonları seviyorum. Ben de seviyorum Japonları hocam. Çünkü bir de şu var. Maalesef dikkat ederseniz hocam, dünyada o, ben haritayı atarım size. Türkiye'deki haritayı paylaştım. İnfial oldu. Baktım 70-80 bin şeye ulaştı. Hemen kaldırdım. Büyüklerim emir verdi. Dediler ki aman ne yaptın, kaldır. Mart'ta paylaşacağım. Şimdi ilerleyen zamanda arkadaşlar bu Tarık Yıldız'ıyla ilgili Allah zaten size emir verdi. Diyor ki ben size hayvanları emanet ettim. Hayvanlara sahip çıkın. Yediğinizi onlarla paylaşın. Yarın kıyamette, kıyamet koptuğunda mahşerde ilk karşınıza çıkacak olan hayvanlardır. Bakın ben 100 tane kediye bakıyorum. 100 tane kediye bakıyorum hocam. Evde 8 tane var. 40 tane sitede var. Türkiye'de 100 tane var şu anda. Niye? Ben çok seviyorum kedileri. Allah'tan da şunu diliyorum. Her namazımda Allah'ım bana diyorum ki ne olursun ya Rabbim bana ne olur diyorum. Ahiretimde, mizanda da onları yani benim yanıma bir şekilde olsun istiyorum ya. Bir tanesi. Çünkü ben artık kedisiz bir dünya düşünmek istemiyorum hocam. Allah Celle Celaluhu o manevi o güzellikleri bize göndermiş ya, boşuna göndermemiş. Kedileri, köpekleri, arıları, arılar dünya, zaten arılar olmazsa dünya diye bir şey olmaz. Sıra arılarda hocam. Bakın dikkat edin, iki gündür hayvanlar donuyor. Samsun'daki köpeklerin videosunu gördünüz mü hocam? Evet, evet. Frekans veriyorlar şu anda. İlerleyen zamanda insanlara frekans verecekler hocam. O frekanslarla geçen paylaştım. Mardin'de bir kardeşimiz çırılçıplak, Ankara'da çırılçıplak, Samsun'da çırılçıplak, İstanbul'da çırılçıplak. Bunlar vücut denemeleri. Eğer ki bir anda özellikle çok özür dileyerek söylüyorum olan kardeşlerime söylüyorum özellikle bir anda o frekans saldırılarını yiyip de çırılçıplak sokakta kendinizi bulmak istemiyorsanız abdestli olun, namazlarınızı kılın. Bakın Türkiye'de ilk frekans saldırısı denemesi kimde yapıldı biliyor musunuz hocam? Bende yapıldı. 2018'de tabii gelin o benim internette YouTube'da benim videomu göreceksiniz hocam. Şu adam sizi etmek ister mi? Soruyorum size. Asla. Peki neden
Kolay kolay değil. Büyük konuşulmaz böyle bir şey de Allah inancı olan, Aynen. ahiret inancı olan bir kardeşimiz çeker oturur bir köşede. Yemeği yoksa yemez, sığınacağı yer yoksa sığınmaz, oturur köprü altında bekler. Neden İntihar etmez. ettirmek istediler biliyor musun? Ben o olay olduğu gün eşim de yanımdaydı. Beraber İstanbul'a gittik. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast yapacaklardı o gün. Sayın Cumhurbaşkanı'na suikast yapacaklardı. Ben onu durdurdum. O gün iş yerime geldiğim ofisimin kapısı kırılmış. Ofisimin kapısı kırılmış. Emniyet kayıtlarında var. Devlet de biliyor. Ve benim devlete ait vermiş olduğum mücadelem, şu andaki izlediğiniz dizinin senaryosu, devlete ait gizli bilgiler dahil hepsi alınmış. Koltuğa bir oturuyorum, gözümü bir açıyorum. 12 milyon. Şurada şu an kaç kişi görüyorsunuz hocam? 2250 mi? Orada 42 bin kişi, 42 bin insan Allah rızası için yapma. Oktay kardeşim, sen bu ülkeye, millete lazımsın yazısı yazıyordu sadece. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Süleyman Soylu arıyor. No, diyor ki Süleyman Soylu, ne olur diyor, yapma bizi millete, rezil etme, in aşağı. Bakın, bana bunu neden yaptılar biliyor musunuz? Şu kitapçıktan ben 1 milyon adet yaptırıp, şu kitapçıktan benim projelerimi bilenler bilir hocam. Bundan 3 yıl önce vazgeçtim. Çünkü büyüklerim öyle istedi. İlerleyen zamanda, çünkü halk bunu istiyordu. Bana kalsa diyordum ki herkesin, devlet herkese ev vermek zorunda. Doğru mu hocam? Doğru. Devlet herkese ev versin dedim. Çıkarılan kaynaklar halka %90'ı arz Doğru. edilsin dedim. Bakın, Doğru. sağlık sektörü ücretsiz olsun dedim. Emeklilik, ondan sonra SSK, Bağkur olmasın dedim. Bunlarla ilgili projelerimi sundum. Türkiye'nin 81 ilinde üretelim ve dünya pazarına yapalım, %90'ını Hiç halkımıza arz edelim can dedim. Bakın, acısıdır. elektrik bedava olsun, doğalgaz bedava olsun, su bedava Oy, olsun. oy, oy. Bakın, bunlar burada işte. Ben bunları söyledim ve yaklaşık benim sayfam, bir videom 28 milyon izlendi hocam. Bu bir rekor. 28 milyon insan, 3,7 milyon insan da bunu paylaşmış. İnsanlar şunu yazıyorlar. Diyorlar ki ilerleyen zamanda bu ülkenin devletinin başında, temsiliyet makamının başında seni görmek istiyor. Ne oldu biliyor musunuz? Ertesi gün akşam benim 800 binlik grubum, 800 binlik grubum pat. Ondan sonra 150 binlik bir hesabım, 300 binlik bir hesabım, 50'şer 80 binlik, 30 binlik hesaplarım patır patır gitti. Niye? Sevgili Muhsin Yazıcıoğlu'nun önü niye kesildi biliyor musunuz arkadaşlar? Neden kesildi? Bir tahmin edin. İşte ikinci bir alternatif meydana gelmesinden korktukları için bana adımı değiştirmek zorunda bıraktılar. Ben de ne yaptım hocam? Elhamdülillah. Dedim ki arkadaşlar hadi gelin. Beni yıllardır tanıyorsunuz. Adım ne olsun dedim. Muhsin Reis'i sevdiğim için ve yeri geldiğinde bir mazlum söz konusuysa bakana bile, yeri geldiğinde vekile bile dikilip de Ömer, Hazreti Ömer. aynen öyle hakkını savunduğum için, Hazreti Ömer'in adaletinden ayrılmadığım için de der ki Muhsin Ömer olsun. Onlar Oktay Çiftçi'yi öldürdü. Beni tabuta koydular, gömdüler. Benim 15 yıllık vatana, ülkeye, millete. Ahirette yarın hesabını soracağız. Dizinin de hesabını soracağım. Şu an milyon dolarlara ulaşmış benim o dizi. Benim hayatımı canlandıran dizi, sevenlerin bilir. Beni çok iyi Hangi dizi? tanıyanlar. Yalnız Kurt mu? Ya ismini söylemeyeyim. Söylersem neden söylemeyeyim ismini? Söylersem büyük bir sıkıntı meydana gelir. Neden diyeceksiniz? Dünyada şu anda arkasına bazı kurumları almış. Kurumları almış. Benim Ömerliğime, Muhsinliğime yakışmaz onun ismini şimdi verirsem. O yüzden yakışma. İlerleyen zamanda ben bunu ahiretime bıraktım. Ama ilerleyen zamanda hocam kara kutuyu yazıyorum şimdi. Dünyada görünmeyen merkez sistemin, dünyadaki ulus devletlerin akıl beyinlerinin yönetim sistemini anlatan devasa bir yapıt. İnşallah gücüm yeterse, o bütçeye ulaşırsam, ilerleyen zamanda bir ablamızdan söz aldım. Onu yapacağım. İnsanların kafasında hiçbir sorun, hiçbir takıntı, hiçbir şey kalmayacak Allah'ın izniyle. Buzulların arkasını da söyleyeceğim. Şeydeki ha, şunu da söyleyin hocam. Bunda da hemfikir olalım. Arkadaşlar, uzay diye bir yer yok. Bunu böyle bilin. Uzay var ama giden yok oraya. Ya insanlara şunu artık
Bunu kafanıza yazın arkadaşlar. Şimdi, Rahman Suresi 33. ayette. 25 santimetre kalınlığında bir kurşun olması lazım. Evet. Oradan geçebilmesi için Aynen. Zülkarneyn'den sonra orada bir set oluştu. Oraya bir uçan bir cihazla gitmek çok zor. Yani oraya uçan bir cihazla gidilemez. Ulaşmasıyla gidebiliyorsunuz hocam. Efendim? Astral'le gidebilirsiniz. Yani Astral'le gidebiliyorsunuz. Bakın ben buradan söyleyeyim. İbn-i Arabi Mars'a gitmiş. Esselam yazmış. Bugün Tabii Google ki. Earth'te Bakın. görüyoruz. Hocam ilk defa ben elhamdülillah Bedir Savaşı'na katıldım. Bakın şaka yapmıyorum. Bedir Savaşı'na katıldım. O izledim o savaşı. Ruh dolaşmasıyla katıldım. Huzurların öte yanına gittim. Tahi zamanla gittiniz yani öyle mi? Tabii. Tabii. Hayır, Kur'an-ı Kerim'de biz sizler için 7 yol 7 beden yaptık. Bu şey Tabii. Aynen öyle. 7 yol 7 beden. Üstadların da 7 yol ama 7 beden. Ama insanlardan saklıyorlar bunu hocam. İnsanlardan neden Şimdi saklıyorlar biliyor musunuz hocam? Burada tabii canların kafası karışacak. Şimdi daha bilimsel şeyler anlatmak lazım. Belki de bu ilk yayın, siz geldiniz şimdi burada yeni tanışıyorsunuz. Bir daha böyle hani Benimle yani ilgili çok fazla bilgin yokmuş hocam. Ben sizinle ilgili çok şey biliyorum. Ben o savaşı seyrettim derseniz, şimdi burada 639 bin canımız var. Yani gelsinler takip et sizi. onun için çok böyle daha soft anlatalım. Bir dakika, siz adınızı mı değiştirdiniz şimdi? Evet, benim adım Muhsin Ömer oldu. Kendi adınız değil öyle mi? Hayır. Ben kendi adım Muhsin Ömer Çiftçi benim kimliğimde. Muhsin Ömer Çiftçi oldu. Adım Oktay Çiftçi benim normalde. Ama benim 15 yıllık milyonlarca insanın gönlüne girmişliğimi yok etmek için adımı değiştirmek zorunda kaldım ben. Yani eğer ki ben şu an Oktay Çiftçi olarak devam etseydim şu anda bu ülkeyi yönetecek ikinci bir isim olarak anılacaktım hocam. Bunu yok etmek istediler. Anladınız mı? Evet. Anladınız mı hocam? Evet, evet. Evet, yani şu, ben şu kitapçığımı size göndermem lazım, hediye etmem lazım. Bu kitapçığı okuduğunuzda mesela şurada yazıyor. Şurada yazıyor, benim çalışmalarım yazıyor. İşte Hatay sınırından binlerce Kalaşnikov girerken müdahale etmişim. İstanbul'da canlı bombaya müdahale etmişim. Ankara'da canlı bombaya müdahale etmişim. Ondan sonra hastaneleri atamaları durdurmuşum. Ondan sonra 4 milyar dolar parayı yurt dışına kaçırırken engel olmuşum. Ondan sonra Türkiye'nin tarihi eserlerinin, Ayasofya'nın eserlerinin, ondan sonra İznik'te milyon milyon dolar Türk devletine ismimin değişmesinin ana yegane temeli şu 30 tane, az önce sizin de hoşunuza gitti. Milletimiz şu 30 tane maddeye aşık hocam. Beni bilenler bilir. Şunu ben şu projelerimi insanlara gösterdiğim zaman insanlar ağlayarak benden büyük insan geliyor bana sarılıyor biliyor musun? Diyor ki keşke diyor senin gibi bir ana evladı diyor. Şurada diyor olsa diyor. Keşke. Bakın bu kadar söyleyeyim size. Ne kadar hoşunuza gitti değil mi? Doğalgazımız, petrolümüz, elektriğimiz, suyumuz bedava olsun. Devlet herkese ev versin. Ne kadar güzel bir şey değil mi hocam? Bu kimin projesiydi biliyor musunuz? Burada ilk defa söylüyorum. Sevgili Muhsin Yazıcıoğlu'nun projesi buydu. Muhsin Başkan'ın projesi buydu arkadaşlar. İşte onu şu anda bu ülkenin cumhurbaşkanı olacaktı. Bu ülkenin başkanı olacaktı. O yüzden onlarca şey dediler. Ama bizde bir sistem var. Şimdi geçenlerde bana birisi diyor ki ya diyor ben diyor rüyamda gördüm diyor. Muhsin Başkan diyor 2028'de diyor cumhurbaşkanı oluyordu diyor. Başkan oluyordu diyor. Muhsin Başkan diyor. Ölmemiş diyor vesaire. Öyle bir şey olabilir mi diye bana yazanlar oluyor. Şu oluyor bu. Arkadaşlar bakın. Türk devleti neden 22 bin yıldır ayakta biliyor musunuz? Biz her zaman yıkıldı gösteririz, yıkmayız. Biz her zaman öldü gösteririz, öldürmeyiz. Biz bu yüzden dünyadaki bütün CIA'yı, Mossad'ı, BND'si, dünyanın bütün ajansları, dünyanın bütün medya sektörü, dünyanın bütün istihbarat servisleri, Türk devletini, bizde derin devlet yoktur, bunu böyle bilin arkadaşlar. Türklerde derin devlet olmaz. Derin devlet Amerika'da olur, İngiltere'de olur. Türklerde kadim devlet vardır. O devletinde ana merkezi Metehan'dır. Metehan'ın oğlu kurdu. Bundan yıllarca önce Çin Hun İmparatorluğu'nu yıkılacağı zaman bakıyor ki oğlunu çağırıyor. Evlat diyor biz diyor bunlarla diyor
böyle bir şeyimiz olacak diyor, bir münakaşamız, bir savaşımız olacak diyor. Devletimiz tehlike altındadır diyor. Bu sistemi diyor, içimize de bunlar sızdı diyor. Bu sistemi diyor çökertmemiz için diyor, sen diyor git diyor bir 16'lar sistemi diyor, bir heyet oluştur diyor. O heyete de diyor bizden, bu Çinlilerin içinden de diyor adamı koyalım diyor. Bakın bakın ne kadar devlet aklını görüyor musunuz? O sistemin içine iki tane de diyor onlardan adam koyalım diyor. Onların da sistemini diyor çökertelim diyor. O sistem o zaman kuruluyor ve o sistem devam ettikçe ediyor. Devam ettikçe ediyor. Kim ortada kalıyor? Kim ortada kalıyor arkadaşlar? Her zaman önde olan kimler? Padişahlar, hükümdarlar. Ama geride devlet her zaman 18 yaşında kıyamete kadar bekliyor. Devletin bir de manevi boyutu var hocam. Muhtemelen bilginiz vardır. Devletin bir de manevi boyutu var. O boyut Zulkarneyn komutan. Dünyadaki bütün sistemlerin, dünyada iki tane sistem, Çin'in ve Türkiye'nin, ama Türkiye'ninki bambaşka bir sistem. 4 milyarlık bir manevi ordunun sistemi. Bunu 4 yıl önce Fransız savaş uçaklı, Fransız gemisi Akdeniz'e geldi. Fransız gemisi Akdeniz'e geldi. İspanya gemisi Akdeniz'e geldi. Hedef namluları çevirdiler. Hedef Mersin, Adana, Hatay'dı. O gün taciz atışı yapacaklardı hocam. O gün elhamdülillah Zulkarneyn komutan emri verdi ve o manevi ordumuz, manevi ordumuzun askerleri onların o gemisini yok etti. Görünmedi, radarda kayboldu. Girin internetten bakın. Girin internetten bakın radarda kaybolan gemiler diye. Ama korkak bu medya onları kaldırdılar hocam, biliyor musunuz? Nasıl altın mannayla ilgili insanları kandırıyorlar, nasıl gerçekleri söylemiyorlarsa, aynı onunla da ilgili arkadaşlar. Çünkü burada insanları bir şekilde kandırmaları gerekiyor. İnsanların beynine bir şekilde kendi sistemlerini empoze etmeleri gerekiyor. Nasıl buzulları sadece penguenlerden, boz ayılardan, halbuki buzulların olduğu yerde mükemmel adalar, Atlantis var, Osiris var, Tantalya var, ondan sonra daha yani 18 bin alemde 12 bin tane ada var. Ben size o haritayı atacağım hocam. Bir tane harita söyleyeyim, bir tane ada söyleyeceğim. Ters akan buz gibi şelaleleri var. Ters akıyor şelaleler. Buz gibi hocam. Dur, onları gelecek yayında konuşacağız. Güzel Can. Canım Muhsin kardeşim. Şimdi iki tane hemen kısa. Çünkü yayını 10 dakika önce bitirmemiz gerekiyordu. YouTube keser bunları. O yüzden kesilsin istemedim. Yine de 10 dakikasını keserler. Bir kere diyorlar ki hani nerede kadim devlet varsa, bu bir. Hemen bir cümleyle cevap istiyorum. Hemen söyleyeyim. İkincisi, burada bir karalama şeysi oldu. Burada aynı zamanda saldırı için gelen kardeşlerimiz var. Atatürk hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin fikrinizi merak ediyorlar. Atatürk düşmanı mısınız diye. İki tane soruya ben birer cümleyle cevap istiyorum. Ondan sonra demin konuştuğumuz konudan devam edeceğiz inşallah. Güzelce. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin... Seni korumak için soruyorum bu soruları, biliyorsun. Biz evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e düşmanlık etmeyiz. Haddimize değil, asla. Hiç kimsenin de haddine değildir böyle bir şey. Çünkü bu ülkenin az önceki o 22 bin yıllık kökleri, 22 bin yıla dayanan devlet sisteminin içerisindeki o Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurduran irade odur, metandır. O irade Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e. Ben size bir, madem öyle, şok olacaklar hocam. Osmanlı da yıkılmadı. Böyle de bunu da böyle bilin. Bu kadar net söylüyorum. Hadi. Varsa cesareti olan gelsin karşıma. Televizyona çıkalım. Benle oradan kalkıp da Atatürk üzerinden, siyaset üzerinden, ben siyaseti devlet büyüklerim. Devlet derken ne demek istedim anladınız hocam. Büyüklerim bana yasakladı. Bizim siyasette yedirecek bir evladımız yok dediler. Bana yasakladılar. Yoksa ben yani farklı şeylerde yürüyecektim. Bu sistemin bozulması gerekiyor. İlerleyen zamanda da bozulacak inşallah. Kimse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu banisine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, sevmeyebilirsin. Eyvallah. Asla bu ülkenin ortak değerine, nasıl bayrağımıza saygı duyuyorsak, nasıl Muhsin Yazıcıoğlu'na saygı duyuyorsak,
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de saygı İşte bu. Duyacak. İşte bu. Geç öbür sorunun cevabına canım kardeşim. Geç. Şimdi, nerede bu devlet? Hemen, nerede bu kadim hemen, devlet? Hemen. Biz bu haline Hemen geldik geçelim. Derler. Özel kasıtlı soruyorum bu soruları canım kardeşim. 500 yıllık bir temizlikten bahsediyorum ya hocam. 500 yıllık temizlik. 13 padişah, 13 cumhurbaşkanı temizliği. İlk söyledim ya, hani Metehan diyor ki Çinliler geliyor evlat, tehlikedeyiz, git devletin sistemini kur diye. Bizler değil, siz ta o zamandan değil, canlar, sakin. Ta o, evet. Ta o zamandan içimize sızan saydım ya, sanat, sosyete, siyaset, ondan sonra akil beyinler takımı, iş adamı takımı, bunların hepsi içimize sızmış. İçimizde 15 milyon hain var. Sonradan Türk, sonradan Müslüman olmuş. 15 milyonu sonradan... hain mi hocam? Canım, daha kardeşim. Fazla. Daha fazla. Bir de şimdi Suriyeliler geldi neredeyse 10 milyon. Hocam, olduk mu 25 oraya, milyon? Oraya hiç girme, şunu söyleyeyim. 15 milyon ana merkez. Ana merkez 15 milyon. Benim bir sözüm var. Devlet ne yapacak biliyor musunuz? Buradan söylüyorum ha. Gidin istediğiniz yere ses kaydı da alın. 23'lükler hazır olun. Bakın 23'lükler. Ben size yüz yüze geldiğimizde bu 23'lükleri de 124'lükleri de söyleyeceğim hocam. 23'lükler hazır olun. 124'lükler hazır olun. 4000'likler hazır olun. 40.000'likler hazır olun. Ve 15 milyon hazır olsun. Sayın Devlet Bahçeli bunun merkezde ana sinyalini verdi. Devlet savaşa gireceği zaman hiçbir zaman kimseye hesap vermez, kimseye bir şey sormaz. Biz yakın zamanda savaşa gireceğiz arkadaşlar. Kudüs'te namazımızı kılacağız. Hocam, yok siyaset değil. Kurban olun. Kudüs'te namazımızı kılacağız. Namazımızı Kudüs'te kılacağız. İsrail'i dümdüz edeceğiz. Dünyada İsrail diye bir ülke kalmayacak. Ve İstanbul'dan, Hatay'dan, Musul, Kerkük, Şam'a kadar Türkiye toprakları yeniden 1,5 milyon kilometre kareye uzanmış. Peki buna bir şey ilave edebilir miyim o zaman? Al bakalım hadi. Al. Adaları da alacağız çok yakında. Aynen öyle. Adalarımız. 12 adayı o İngilizlerin Yunanlılara peşkeş çektiği adaları da alacağız. Hadi bakalım. Hocam bir sır vereyim kapatalım. Bir sır vereyim. Bir sır vereyim kapatalım olur mu? Deliler burada bugün. Deliler yayını. Bir sır vereyim kapatalım. Amerika'yı kim kurmuştur? İngilizler kurdu. İyi düşünün hocam. Amerika'yı kim? Bir dakika. Kim kurdu Amerika? Bir dakika. Amerika'da Toltek Kızılderilileri vardı. Lemurya'nın çocukları vardı. Lemurya'nın çocukları Türkler vardı. Ama sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip de battaniyelerle onları katledenlerden mi bahsediyorsun Amerika'yı kuranlar diye? Hocam. Tek bir şey söyleyeyim. Amerika'nın tam ortasında bir tane heykel yok mu şöyle? Fransızların hediye ettiği. Bak Fransızların biliyorsun. Asıl o heykeli hediye eden biziz hocam. Biziz. Biziz. Osmanlı hediye etti onu aslında. Gerçekten. Fransızlar hediye etti diye biliyorum. Biz hediye ettik. Osmanlı hediye etti. Ama Türkiye'nin o zamanki dünya sistemindeki Amerika'ya bunu hediye etti gibi dünyada bir Amerika'nın bir şeyi vardır. Amerika karizmasının çizilmesini istemez. Bilirsiniz hocam. Asla istemez. Şimdi bu minvalde Osmanlı'nın hediye ettiği o heykeli bile Fransızlar hediye etti diye söylüyorlar insanlara. Nasıl dünyanın şekliyle kandırıyorlarsa bir gün gelecek Tarık Yıldız'ınla beraber harekete geçecek. İşte o zaman 35 milyon Kızılderilimiz, o Kızılderililer kim biliyor musunuz? Hepimizin atası. Atamız. Onları anlatıyorum işte. Atalarımız onlar bizim. Kızılderililer bizim atalarımız. Sizin dedenizin, dedesinin, dedesinin, dedesinin dedesi. Evet. Arkadaşlar orada Türkiye herhangi bir saldırı olduğu anda 35 milyon Kızılderili oradan Rusya'dan da 18 Türkiye Devleti'ndeki içerideki örgütler ayaklandığı zaman dünyada 500 milyon maneviyle beraber 4,5 milyar bir ordu meydana geliyor ki bu Aralık Ocak ayında dünya savaşı
muhtemelen başlatacaklar. Biz de bu savaşın tam ortasında olacağız. Namazlarınızı kılın, abdestli gezin, frekans saldırılarından korunursunuz. Başka da bir şey demiyorum. Çok önemli. Gusül abdesti frekans saldırısından korur. Hocam şunu söyleyin herkese. Bakın ben şu an gerçek mesleğimi bu yüzden bıraktım. Normalde ben ticaret, başka şeylerle uğraşıyordum. Doğal taş sektörüne girdim. 300 milyar dolar var Türkiye'de doğal taş sektöründe. 300 milyar dolar, 1 milyon istihdam var. Dünyadaki Çin, Hindistan, İngiltere, Amerika gibi ülkeler bunu insanlara reçete olarak veriyorlar ama Türkiye bunu bilmiyor. Biz bunu öğretiyoruz hocam, bilginiz olsun. Size de hediye göndereceğim bu taşlardan. Gönder, ben başka bir şey söyleyeceğim ama. Al bu da, söyleyeyim. Bunu da söyleyeyim o zaman. Kaynağını sormazsın herhalde. 1071 noktada, Anadolu'nun 1071 noktasında Göbekli Tepe gibi düşünün. 1071 nokta var ki bir tanesini ben tesadüfen buldum. 1071 tane nokta var ve bu noktaların, yani buralarda altınlar, gümüşler, taşlar, atalarımızın stokladığı sadece bir yerde Enki denilen, o Satan'ın, Fiton'un, Poseidon denilen, şeytan denilen, Baphomet denilen varlığın sakladığı bir mağarada nükleer silahlar var. Onun yerini bilmiyorum. Ancak 1071 noktada atalarımızın sakladıkları hazineler, maddi manevi hazineler var. Onların bir kısmından Mustafa Kemal Atatürk haberdardı, üstünü örttürdü. Belki bir büyük bir kısmını da kadim Türk aklı biliyordur ama ortaya çıkmaz. Bunu da burada parantez içinde söyleyelim. Şunu söyleyin de hocam. Biz şunu söyleyelim kapatalım. Şunu söyleyelim. Biz şunu söyleyelim kapatalım. Yayını uzatmayalım. Vakti geldiğinde dünyayı yöneten 5 ülkeden birisi Türkiye Cumhuriyeti olacak, ilelebet yaşayacak. Son böyle, bu kehanet değildir. Türkiye Cumhuriyeti 5 ülkeden bir tanesi olacak. Çin'le, Rusya'yla birlikte, Hindistan'la birlikte buraya Türkiye Hindistan Cumhuriyeti. Yok hocam. Hindistan, Hindistan ya da maalesef Pakistan. Yok. Pakistan olabilir hocam. İkisinden bir tanesi. Pakistan'da maalesef yok hocam. İkisinden bir tanesi. Tarık Yıldızı'nda Pakistan yok, Hindistan yok. Ben size kalacak, yani görünenleri New Order'la da Tarık Yıldızı'nın vuracağı o coğrafi yapıyı da söyleyeyim. İran ayakta, Türkiye ayakta, Rusya ayakta, kalanları söyleyeyim. Gerisi birçoğu maalesef yok. Çin var hocam. Çin yüksek dağ yapısından dolayı var. Çin'in hatta çok büyük. Ama dünyada en az Tarık Yıldızı'ndan etkilenecek ülkelerden bir tanesi Türkiye. %20, o da deniz kıyıları. Düz olan yere doğru 20 ila 50 kilometre. Tsunami'lerin boyu 100 ila 800 metre boyunda ama hocam. Bilginiz olsun. Tarihi olarak siz yakın diyorsunuz. Bedri Ruh Selman'da İlahi Nizam ve Kainat'ta 2060 der. 2030'da başlayacak der ama. 2030'da başlayıp 2060, 30 yıllık bir süreçte der. Aynı zamanda yine İmam-ı Gazeli'de vardır bu tür kehanetler. Hocam erken alındı. Erkene. Niye erken alındı biliyor musunuz? Hayvanlar. Karabi'de vardır. Hayvanlara dokundukları için. Zaten Yüce Allah emrediyor ya Tarık suresinde, ey insanlar diyor, azgınlıklarınıza diyor, fenalıklarınıza diyor, devam ederseniz diyor, sizleri bekleyen gökleri yaran bir yıldız göndereceğim diyor. Hayvanları bu yüzden yok ettiler. Zaten 5. boyut kapılarını şu anda o yüzden şu anda zorlamaya çalışıyorlar, açmaya çalışıyorlar ki açamayacaklar Allah'ın izniyle. Boyut kapılarını açacak tek kişi var. Zulkarneyn komutan. İstedikleri sonraki yapılan deneyler tabii. Törnü patlattık. Bakın kapının önünde vereyim. Şiva var. Şeytanın şeysi. Tek ayağı. Aynen. Hocam törnü patlattık. Zulkarneyn komutan o yüzden geliyor zaten, bunu söyleyeyim. Devleti merak edenler ilerleyen zamanda Zulkarneyn komutanla tanışacak. Dünyada Allah'ın ipine sarılmayanlar Yecüc ve Mecüc'ün azabıyla yerlerinde kıvranacak. Bu yüzden söylüyoruz işte. Allah'ın ipine sarılın. Allah'ın ipi. Dünyadaki bütün sistem 70 milyar, yani sayısı tam belli değil, hiçbir şey de söylemiyor ama maneviyatta 70 milyar olduğunu söylüyorlar hocam. Yaklaşık, o da dediğim gibi Allah'ın ipine sarılanlara dokunmuyor Yecüc ve Mecüc.
Zoom karnenin çağına girdik. İlerleyen zamanda bir emir bekliyor sadece. O emir verildiği zaman New Order projesinin ardından Yecüc ve Mecüc setine doğru, zamanla doğru gireceğiz. Allah nasip ederse. Sevgili Can, canım Muhsin kardeşim. İyi ki varsın. Şimdi sevgili canlı, Muhsin kardeşimle ve Suat kardeşimle, biliyorsunuz birkaç tane canım geldi buraya. Tesadüfen gelmediler. Artık Rabbim de bizleri bir araya getiriyor. O kadar az kaldık ki. O kadar az kaldık ki. 10 kişiyiz hocam, 10 kişi. O kadar az kaldık ki. Bana isim soruyorsunuz. Bir zamanlar yol yürüdüğüm insanları tabii ki terk ettim. Tabii ki bıraktım. Hain bile diyorlar. Ya sen az bir şeyini değiştirdiğin zaman hain bile diyen var hocam. Şimdi bu yayından sonra da küfürler, hakaretler, hiç yani hakikaten hepsine hazırım. Ne küfürlerinize, bu dinleyen şu anda dinliyorlar. Dinliyorlar. Gözümün içine bak. Biliyorum izlediğini, takip ettiğini. Gözümün içine bak. Ne senden, ne senin yedi düvelinden, ne senin ırkından, hiçbirinden korkacak bir göz tip var mı bende? Bu can Allah'a feda olsun, vatana feda olsun. Hiç benim karşıma hakaretle, küfürle, dalgayla, alayla sakın ama sakın gelmeyin. Sevgili canlar, bu yayını kaydediyorum. Sevgili Muhsin kardeşimin sayfasında da çıkacak. Ben ona tarif edeceğim. Onun sayfasında da çıkacak. Size bu defa diyorum ki artık tırnaklarınızı çıkarmak zamanı geldi. Bugün bu tarihi kaydedin. Şimdiye kadar dedim ki Yunus gibi, Taptuk gibi, aman kimseye bulaşmayın dedim. Siz de beni çok yalnız bıraktınız ve hiç sahip çıkmadınız ve artık bu saatten sonra yalnızdayım. Bunun altına hakaretler, küfürler yapılacak ya. Bu saatten sonra dersini vermek zamanı. Bunun altına yapılacak yorumları da size emanet ediyorum. Hem bu saatten sonra, bu saatten sonra eğer bu yayından kaynaklı Mukaddes hocama, benden kaynaklı herhangi bir devletin milletvekiliymiş, bilmem bakanıymış, bilmem, bakın burada net söylüyorum ha, benim Allah'tan başka hiç kimseden korkum olmadığını, benim her şeyimin devletin de kayıp ettiğini bildiğini herkes bilir. Kimseden de korkum, çekingenliğim yok. Kimseye de, devletten başka kimseye de hesap da vermem. Eğer bu yayından kaynaklı sevgili hocama, Mukaddes hocama kalkıp da hakaret eden, küfür eden, yanlış yapan, terbiyesizlik yapan, edepsizlik yapan, eğer ki beni Türkiye'de 5 milyon, 10 milyon insan seviyor, sayıyorsa bir o kadar da Mukaddes hocamı seviyor, bizi karşısına alır. Beni derken ben benlikten Allah'a sığınıyorum. Ben bir fakirim ama arkamda koca bir devlet var. Kadim Türk Devleti'nin çocuğuyum. Cesareti olan adamsa, yüreği yetiyorsa gelsin. Yerimiz de belli, saatimiz de belli. Şunu da söyleyeyim. O insanlara korku veren, devlet yok diyen çakallar, ağzınız bantlı alacağız sizi. Ağzınız, elleriniz bantlı alacağız. Devlet yok diye insanları korkutuyorsunuz. Devlet yok diye insanları alay alıyorsunuz ya, kandırıyorsunuz ya. Devlet var ya, size neler yapacak biliyor musunuz? Devlet geldiği zaman siz nasıl bir dansöz kıyafeti giyeceksiniz, onu seçeceksiniz. Bu kadar söylüyorum size. Cesareti olan gelsin hadi. Televizyona da çıkalım, yayına da çıkalım, yüz yüze de gelelim. Bu kadar söylüyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Yüreğine gönlüne sağlık. Canım kardeşim. Sevgili hocam, Allah razı olsun. Tarihi bir yayında, evet canlarım, kaydediyorum. Yarın 20'de Mukaddes Pekin Başlı YouTube kanalında çıkacak. Şimdi de burada sevgili hocamın sayfasında çıkacak. Dağıtın. Buradan dağıtmanıza izin vermiyor. Instagram saldırı halinde olduğu için YouTube'da da büyüyemiyoruz. Öyle bir senedir duruyoruz. 204.000'de YouTube'da duruyor. Burası emir var zaten... hocam. Ayarlı. Bizle ilgili emir var. Burası da bizle ilgili emir var, çıkarmazlar. Bu akşam emir var bizle ilgili. 639.000, sabah 638.000, 630. Bu bir senedir böyle sevgili canlarım. Yok yok, sizin ama... şeyinize ben baktım, 730.000 sizin şeyiniz şu an. Ne? Şey 700 760.000'siniz. Baktım ben hocam. 760.000'siniz. 639.000.
760 binsiniz hocam siz. Şu anda 760 binsiniz. Sizde de kısıtlama var. Bende de var. Benimki nasıl 364 binse 299 bin gözüküyor. %30 şu anda Bilgeç Beyefendi talimat verdi. Bizim takipçilerimiz çıkmasın. Bizim yayınlarımız aşağıda görünsün diye talimat var bizle ilgili hocam. Bilginiz olsun. Sizin şu anda sayınız 750 binin de üstünde. Bu kadar 760 binde en son baktığımda. Bence 7-8 milyon olması lazım da binlerce açılıyor. Yani. Ama korkuyorlar hocam. Korkuyorlar. Vay be. Vay be. Vay be. Vay canına. Vay evet, canına. Ben buradan şunu da söylüyorum. Mukaddes hocamı takip etmeyen arkadaşlar, Mukaddes hocamı takip etmenizi rica ediyorum. Artık Allah'ın izniyle Mukaddes hocamın şu olayını bilmiyordum, öğrenmiş oldum. Benim için daha iyi oldu. Kadim devletimizin bir evladı olduğunu, ona inanan bir büyüğümüz olduğunu görmem bana daha da azim verdi. Bu saatten sonra Allah'ın izniyle Mukaddes hocamla yayınlarımız olacak. Terbiyesizlik, edepsizlik yapana da Allah'ın izniyle Allah'ın Bakara suresi 190. ayetinde söylediği gibi sizinle savaşanlarla siz de Allah yolunda savaşın diyor ya. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü sözüyle sonuna kadar neyiniz varsa onunla gelin bize. Dönüş yok. İnsanları kandıramayacaksınız. İnsanlar üstünde oyun oynayamayacaksınız. Biz son nefesimize kadar milletimizin üstünde oynanan oyunları Mukaddes hocam gibi sevdiğim arkadaşlarımla, dostumla, hocalarımla bozmaya devam edeceğiz. Bu Allah kadar. Razı olsun. Can insan. Güzel kardeşim tamam. Benim. Varlığına şükran yüzüm güldü. Allah razı olsun. Yıllar sonra. Yıllar sonra yüzümü güldürdün. Allah razı olsun hocam. Allah razı olsun. Razı sizin de varlığınız daim olsun. Ben çok teşekkür ediyorum katılan arkadaşlara da. Ben çok memnun oldum. İnşallah ilerleyen zamanda şunu merak ediyorum. İnsanlar şunu merak ediyorlar. Tarık Yıldızı'nın bir dahaki dönemde Tarık Yıldızı'nın detayına geçelim. Nasıl Tarık Yıldızı geldiğinde neler olacak? Kaç tane işte şey yapacak? Onları soranlar oldu. Onu ilerleyen zaman. Astral'i ben özellikle anlattırmadım. Direkt saldırı olmasın sana diye korumaya çalıştım. Astral'i de konuşacağız. Hocam evet. Rahat ol. Elhamdülillah biz korunaklıyız. Sen de korunaklısın artık bu saatten sonra. Allah'a emanet. Elhamdülillah. Sağ ol. Canlar, hayırlı akşamlar olsun. Hepiniz Rabbime emanet. Allah razı olsun. Görüşürüz sevgili dostlarım. Görüşmek üzere. Hayret kardeşlerim. Hepinizi seviyorum. Vaktiniz olursa dün yaptığım yayını izleyin canlar. Dün bir tahta kılıç, Ahmet Yesevi'nin tahta kılıcını çektik. Dünkü yayını izleyin. O da benim hikayem. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere Allah'a canlar. Allah'a emanet. Saygılar, sağ olun hocam. Takip etmeyi unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Can Allah kardeşim. Razı olsun.